Önce tabi Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü hamd. Hamd. Övgüler. Dedim ya, övgüyü karşılamıyor bunu. Bunu karşılamıyor böyle şey. Yani hamdın Türkçe karşılığı yok. Övgü medih anlamına geliyor. Övmek anlamına geliyor. Elhamdü hamd. Burada elhamdü aslında mastardır. Fiili mahzuptur. Yani ahmedü hamd anlamına geliyor. Tekrar tekrar sürekli Allah'a hamd ederim anlamına geliyor. Bütün hamd hamider. Lillahi yalnız Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Buradaki lam istikak deniyor buna. Bu aslında li Allah'ıdır. Burada kısaltılır. Lillahi okunur burada okunuşu. Elhamdülillahi hamd hamdiler, bütün hamd senalar yalnız Allah'ın hakkıdır. Ayrıca kimse bunda hakkı yoktur. Şimdi burada arkadan şöyle geliyor. Rabbil alemin geliyor. Lillahi Allah'tan bedel. Yani Allah deyince kimi aklımıza getiriyoruz? Rabbil alemin, bütün alemin Rabbi olan Allah. Bütün alemlerin Rabbi olan Rab rubiyet, yaratan, yöneten, yönlendiren, rızkını veren, besleyen. Bütün alemlerin, dünyanın, başka alemlerin, ruh aleminin, berzah aleminin, hayvanlar aleminin, bitki aleminin, hepsinin Rabbi Allah Celle. İşte bir kişi Fatiha'nın ilk ayetini insan iyi anlayabilsek, o zaman bizim için ölümle yaşam arasında fark kalmıyor muhtemelenler. Neden? Mezara da girsek, oranda Rabbi kim? Yine Allah muhtemelenler. Mahşere de gir, hesap başına çek, mahşerdeyiz. Oran Rabbi kim? Yine Allah muhtemelenler. Yani bizi gören, gözeten, yaratan güç, kudret Mevlam, her yerin Rabbidir.